Bak ne buyurdu Mevla? Ve inna aleykum le kiramen katibin ya'lemuna ma Üzerinize çok keremli yazıcılar var diyor. Kiramen katibin melekleri, değil mi? Sağ omuzumuzda, sol omzumuzda ne yapıyor? Yaptıklarımızı biliyorlar, yazıyorlar, not ediyorlar, kaydediyorlar. dolayısıyla bunların varlığında bilmek Devamlı demek ki yanında seni gözleyen, efendim yaptıklarımızı not eden, nereye gittiğimizi bilen Neler var? Demek görevli melekler var. Görevli bir manada e, ajanlar var yani. Dikkat etmek lazım. Öyle ya. Telefonun dinleniyorsa bir yere gittiğin zaman oralarda kameralar var görüyorsun. Ne yapıyorsun? Daha dikkatli konuşursun. Daha dikkatli hareket edersin. Değil mi? Ha senin benim zaten yanlış işle pek alakamız işimiz olmaz ama. E şimdi mesela telefon dinlenmelerinde eğer e, suç teşkil edecek bir şey varsa ne yapmıyor? Mesela onu telefonda konuşmuyorlar. Niye? dinlemeye takılmayalım falan diye. E şimdi bizim de madem e, Allah'a kulluk için geldik dünyaya, yani Mevla'nın kurallarına göre emirleri var, nehileri var değil mi? Helalleri var, haramları var. Eğer Allah'ın haddini, hududunu aşacak, yanlış yapacak, haram işleyecek bir mesele varsa dinlemeye takılmayalım, kameraya takılmayalım, meleklerin görmesine, o yaptığımız yanlışı yazmasına sebep olmayalım diye ne yapmak lazım? E geri adım atmak lazım, dikkat etmek lazım. İşte bunlar aslında insanın yani bir müslümanın oto kontrol mekanizmasını çalıştırmasına vesile oluyor. Dikkat edeceğiz. Yani Mevla'nın gördüğünü, hem meleklerin yazdığını, hatta hatta bulunduğumuz yerlerin bizlere lehimize veya aleyhimize şahitlik yapacağını bilerek hareket etmemiz lazım. Yawme tuhaddisu o gün yeryüzü ne yapacak haberini verecek. Yeryüzü haber verecek. Yani şahitlik yapacak, anlatacak. Evet buraya geldi. Evet buraya oturdu. Evet mescide geldi namaz kıldı. Mescit ne yapacak? Şahitlik yapacak. He? Kabe'ye gitti şahitlik yapacak. Efendim sohbet meclislerine gitti. Evet geldi ya Rabbi sohbet meclisine iştirak etti. Şurada oturdu. He? ve oralar ne yapacak senin lehine şahitlik yapacak. Ama meyhaneye gidersen, kahveye gidersen, yanlış adreslere gidersen oraları da ne yapacak? Şahitlik yapacak. Evet geldi diyecek. Şurada oturdu. Burada efendim şöyle yaptı. Al papazı, ver kızı. Hatta masaya çaat diye de vurdu böyle diye ne yapacaklar? Şahitlik yapacaklar. Onun için harama dalma, harama bulaşma, yanlış işlere tevessül etme, insanların haklarını, hukuklarını gasp etme, zulmetme, kimsenin ayağına basma, omuzunu omuzuna vurma, efendim onun malına, mülküne göz dikme, dikkat et. Helala harama riayet et. Çünkü zerre kadar yaptığın iş ne yapılacak? Sorulacak. Bin küsür sene yaşamış Nuh Aleyhisselam'a soruyorlar. Ne anladın yani? Dünyadan ne anladın? Ne buyurdu? Dedi ki dünya iki kapılı bir han. Böyle buldum. Bir kapısından girdim, öbür kapısından çıktım diyor. Hakikaten kim dünyadan ne anlamış? Şu anda bizi dinleyen efendim e, seyircilerimizden, Lale Gül TV ailesinden, efendim kim bilir kaç yaşında olanlarınız var? He? 40 yaşında da vardır, 70 yaşında da vardır, 80 yaşında da vardır. Sorun bakalım, en yaşlınıza yaşlımıza soralım bakalım. Ne anladın? Hacı baba ne anladın sen? He, yani 90 senede yaşasa hiçbir şey yani. Ne anlıyor? Sadece efendim o anda o an var sanki. O anı yaşıyor. Elbette neler yaşamış, neler etmiş. Çocukluğu var, efendim gurbetleri var, çalışmakları var, ilim tahsili şudur budur. Bir sürü tabii şeyler yaşamıştır ama. Yani şu anda sorduğu zaman ne anladın? Hiçbir şey. Bana da sorsan ne anladın? Hiçbir şey yani. Sadece şu anı biliyorsun. Şu anı yaşıyorsun. Çektiğin ızdıraplar hep geride kaldı. Efendim aldığın hazlar lezzetler hep geride kaldı. Ama o aldığın hazlar lezzetler eğer haram yoldansa zevki keyfi geçti. Günahı kaldı. Tevbe etmediysen. Bir takım sıkıntılar belki yaşamış olabilirsin. he Eğer o sıkıntılar İslam yolundaysa, dava yolundaysa, Allah için ise o sıkıntılar geçti, ızdıraplar geçti, acılar gitti, geriyene kaldı, sevabı kaldı. Bak sevabı hala duruyor. Yani her şey geçecek ya. Dünya, üç günlük dünya. Sıkıntılar da geçiyor, dertler de geçiyor, kederler de geçiyor. Ömür geçiyor, ömür. Her geçen gün ne yapıyoruz? Biraz daha efendim ölüme yaklaşıyoruz, kadre yaklaşıyoruz, mahşere, hesaba, kitaba, mizana yaklaşıyoruz arkadaşlar. Onun için yani bir titreyip kendimize dönmek lazım. İçinizde tabii böyle yapanlar elbette vardır. Bu işin şuurunda olanlar vardır. Ama vaaz en zayıf Müslümana göre yapılır. Anlıyor musun? Yani vaaz en zayıf Müslümana göre yapılır. E şimdi içinizde dinleyenlerden tabi Allame-i da vardır. Ama sohbet dinlemek düşüncesiyle, niyetiyle dinliyor. Ama kimileri de var. Belki senin çok iyi bildiğin ve bunu da bilmeyen yoktur dediğin meseleleri ilk defa duyanlar olabilir. Dolayısıyla ölüm, evet herkes biliyor ölüm var ama onun idrakine varacağız, onun şuuruna varacağız. Ölüm dendiği zaman yani bize nasıl bir mesuliyet yüklenmemiz gerektiğini de o şuurla hareket edeceğiz ya. Çünkü ölüm dendiği zaman bak hemen kabir var. Ondan sonra mahşer var, sırat var, mizan var. Bir daha geriye dönüş yok. Sevdiklerinle, dostlarınla görüşmek artık ne yapıyor? Mahşere kalıyor. Evet artık mahşere kalıyor. Artık orada ne var? Hesap var. Orada kitap var. Orada şu dünyada yapılan bütün meselelerin hesabını vermek var. Zerre kadar hayır da yapsan ne yapacaksın? Göreceksin. Zerre kadar şer de yapsan göreceksin. allah Teala öyle buyuruyor. Yani burada ne anlamamız lazım? Ebedi zevk ve saadet yurdunu efendim elinin tersiyle itmek, sırt ardı etmek hakikaten akıllı bir adamın yapacağı iş değil yani. Bak az önce ne dedik? Kaç yaşında olursan ol, şu anı yaşıyorsun. Allah'ın rızasına uymayan keyifleri, zevkleri yaşadın. Ne oldu? Geçti gitti. Ya. Hele bir de hastalandıysan, hele bir de koronaya yakalandıysan, hele bir de yoğun bakımdaysan, o hasta iken, ağzında oksijen tüpü varken, işte o zaman ne oluyor? Sanki ölümü daha yakın hissediyorsun ya. He? Şöyle bir bütün hayatını sanki bir panorama gibi gözden geçiriyorsun da yani pişmanlıkların oluyor, üzüntülerin oluyor. Keşke, keşke yapmasaydım dediğin keşkelerin oluyor. İşte onları aslında yapmamak lazım. Dikkat etmek lazım. Çünkü Mevla mübah dairesi zaten geniş kılmış. He? Yani yeteri miktarda keyfine, zevkine efendim Mevla Teala müsaade etmiş zaten. Yemene müsaade etmiş, içmene müsaade etmiş, gezmene müsaade etmiş. Yani meşru çerçevede olduktan sonra, değil mi? Mevla'nın haddini hududunu aşmadıktan sonra, haramlara tevessül etmedikten sonra zaten efendim, nefsinin payını vermen de Mevla ne yapıyor? Söylüyor. Dünyadan nasibinde unutma diyor. Nefsinin nasibinde unutma yani. Evet. Ama harama dalma, harama bulaşma, yanlış işlere tevessül etme, insanların haklarını, hukuklarını gasp etme, zulmetme. Dikkat et. Helal harama riayet et çünkü zerre kadar yaptığın iş ne yapılacak sorulacak. Ama iyilik yapsan o da ne yapacaksın karşılığını göreceksin yani. Onun için ne yaptığın kötülüğü küçümse ne de yaptığın iyiliği aman canım bunu yapsam ne olur yapmasam ne olur dememek lazım. Hayır namına, iyilik namına küçük de olsa yapmak lazım, el atmak lazım, o hayır yolunda bir adım atmak lazım. Çünkü belki de bizi o kurtaracak bilmiyorsun. Zerre kadar da olsa karşımıza çıkacak. Çünkü Allah senin zerreni ne yapar? Kürre yapabilir, kubbe yapabilir. He pireni deve yapar Allah. Büyütür ve kat kat fazlasıyla Mevla lütfedebilir.